bir türlü aklım almıyor ki. Bunca düşmanlığı kazanacak ne yaptık biz bu çocuğa he Hasan? Ne alakası var abi? Ne demek ne alakası var ya? Bizi sırtımızdan bıçakladı. Gitmiş Yusuf'un karısıyla evlenmiş. Bunu bana niye soruyorsun abi? Onları ben mi evlendirdim? Ne diyorsun sen Hasan? Kime soracağım? Senin çocuğun. Niye mani olmadın bu rezilliğe? Haberim olsaydı mani olmaz mıydım? Gerçi ikisi de eşek kadar olmuşlar. Ne yapacağını bilmiyorlar sanki. Neyse olan olmuş bir kere. Bundan sonra ne yapacağız onu konuşmalıyız. Ben üzerime düşeni yaptım. Badenin aklı başına gelene kadar onu bir başına bıraktım. Elindeki bütün imkanları da aldım. Siz de nasıl bir yol bulursunuz, Mehmet'i nasıl sıkıştırırsınız bilemem. Ama gereğini bir an evvel yapın. Celal'cim sen merak etme. Bu işi en kısa zamanda kökünden halledeceğim ben. Ama senden bir ricam var. Bu aramızda kalsın. Hele Hamiyet hiç duymasın. Çünkü kopacak kıyametin önünü almamız mümkün olmayacaktır. Bu rezilliğin ayyuka çıkmasını ben de istemem. Hadi. Sizden haber bekliyorum. Biliyordun değil mi? Evlendiklerinden haberin vardı senin de. Bana da Celal söyledi. Bir türlü Mehmet'i bulup konuşamadım. Mehmet'i nasıl dizginleyeceğimi düşünüp bulacağım. Ama sen şunu aklından kesin çıkarma Hasan. Eğer bu yangın olayı ikisinin başının altından çıktıysa... hiç gözümü kırpmadan alınlarının ortasına ikisini de vururum... ve neyse cezam gider yatarım. Anlaşıldı mı? Neredesin bu oğlum?